İyi günler. Bugün bu konuşmada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Öncelikle bu kongreyi düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evrim mücadelesinde bireyler diğer bireylerden daha çok üremeye, daha çok oğul bırakmaya çalışıyorlar. Burada X ekseninde üreme hızı belirtiliyor. Y ekseninde ise bir sonraki nesilde oğul miktarı belirtiliyor. Üreme arttıkça temsil de artmaktadır. Dikkat edin, bu sadece bir nesil için. Bunu bir şakayla da anlatabiliriz. Bir kaplan iki arkadaşı kovalarken birisi durup spor ayakkabısı giymeye başlar. Öbürü kaplandan hızlı koşamazsın ki der. Spor ayakkabılı da ama seni geçebilirim der. Balarısı kolonisi spor ayakkabılarını giymiş gibi düşünebiliriz. Hatta kale içinde fabrika olarak tasvir ediliyor ve binlerce bireyden oluşuyor. Bu bireyler değişik görevlerde bulunuyorlar. Örneğin şurada altta bal depolayan bir işçi görüyorsunuz. Daha yukarıda ayaklarında kovana polen getiren bir birey görüyorsunuz. Ve bu fabrikanın üretimi aslında bal değil, bal ve polen ham madde üretimi yeni arılar. Yeni arılar eski ana arıyla beraber, burada ana arıyı ortada görüyorsunuz, maviyle gösteriyorum. Kovandan çıkıp yeni bir oğul oluşturuyorlar ve bu oğul da yeni bir yuva arayacaktır. Son olarak şurada erkek arıyı da göstereyim ve bir oğul resmine bakalım. Burada Rob Page bir arı oğlunu inceliyor. Gördüğünüz gibi on binlerce bireyden oluşuyor bu oğul ve bu kovan sadece yeni bir yuva bulmakla hemen gecikmesiz olarak yeni arı üretimine, fabrikanın yeni üretimine başlayabiliyor. Bu bal arısı acaba Türkiye'nin geri kalan faunasından daha şanslı olabilir mi? Burada gördüğümüz bireyler Akdeniz foku, Hazar kaplanı, leopar ve kara akbaba. En son Hazar kaplanı Türkiye'de 1970'te görülmüş. En son leopar 1974'te görülmüş. 2011'de sadece 50 adet kara akbaba kalmış. Akdeniz foku ise artık Karadeniz'de görülmüyor. Bu yok olma sorunu bütün hayvanlar için önemli. Ocak ayında hayvanların %90'ını oluşturan böceklerin tehdit altında olduğunu anlatan 40 katır mı 40 satır mı başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıda anlatılan insanların şehirleşmeyle, şurada gösteriyorum, ve ormanları kesmeyle bu canlıların yaşam ortamını azalttığı, değişik etkinliklerle, örneğin üretim, örneğin yine şehirleşme, hayvancılık ile çevre kirliliğine yol açtıkları, iklimi değiştirdikleri, bunun üzerine kuraklık, buzulların erimesi ve büyük afetler, orman yangınları, yeni hastalıkların ve diğer canlılarla ilişkilerin değişmesi gibi sorunların bu canlıları tehdit ettiğini anlatıyor bu yazı. Arılar da istisna değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık kovan kayıpları 2006 yılından beri tutulmaktadır. Bu kayıtlarda görülen önce kış kayıplarının sarıyla gösterilmiş durumda bu grafikte %30 ve üzeri olduğu ve bu 2017-2018 yılına kadar aynı şekilde devam etmiştir. Hatta geçen yıl daha da yüksek kış kayıpları olmuştur. Aynı zamanda 2010'dan itibaren yıllık kayıpların yani yaz kayıplarının da fazla olduğunu fark ettik ve bu da kaydedilmeye devam etti. Oysa kabul edilebilir kayıp %15 civarı.
Türkiye'de Aykut Kence ile beraber yaptığımız bir çalışmada da 2006-2007 yılında değişik bölgelerde %30 ila %60 arası arı ölümü olduğunu tespit ettik. Acaba bu kale içinde fabrika evrim mücadelesini kaybedebilir mi? Kaybederse ne olur? Diyorlar ki arılar yok olursa insanların yalnızca 4 yıl ömrü kalır. Bu sözü Einstein söyledi dediler. Halbuki bunun bir kanadını bulamadım. Bu yüzden ben belki Nasrettin Hoca söylemiştir diyorum. Ama bu konuda 3 rakam vereceğim size. Bunları düşünmenizi istiyorum. Bir tanesi 1 bölü 3. Yani yediğimiz her 3 lokmanın birisi bal arısının tozlaşma etkinliği sonucu oluşmaktadır. Diğeri %80. Doğadaki bütün bitkilerin %80'i tozlaşma ihtiyacındadır. Bir üçüncü sayısı ise %5. %5 ise sadece ve sadece bal arısının tozlaşması ile üreyebilen ürünleri anlatmaktadır. Neden kale içinde fabrika evrim mücadelesini kaybetsin? Burada bizimle bir paralel görüyorum. Aynı kendi evrim geçmişimiz gibi bugünümüz çok farklı. Balarıları için de aynı şey geçerli. Bugünleri dünlerine göre çok farklı. Bu durumda geçmiş uyum özellikleri değişen koşullar karşısında zayıflığa dönüşebilir. Demin söylediğim gibi iklim ve çevre değişimi sürekli devam ediyor. Bal arılarının beklediği kış-yaz dönemleri aynı şekilde seyretmeyebilir. Kirlilik söz konusu bir bal arısı kovanının üretimi, yavru üretimi, ana ve erkek arı üretimi kirlilikten dolayı değişebilir. Doğal düşmanlar ve hastalıklar bu ortamda artabilir. Diğer bireylerle, diğer canlılarla ilişkilerin değiştiğini söylemiştik. Gerçekten de birçok yeni hastalık bal arılarını etkilemektedir şu anda. Üstüne üstlük de yaşam alanı kaybı, yani arıların gidip ham madde toplayabilecekleri alanlar gitgide azalmaktadır. Geçmiş uyumun günümüzde zayıflığa dönüşmesi, dezavantaja dönüşmesini gösteren iyi bir örnek insanların karbonhidrat metabolizması. Daha önce evrimde meyvelerle beslenen, şekere çok önem veren insanlar daha sonra 800 bin yıl önce Homo sapiens'in evrim alanına çıkması, ateşin bulunması ve etin pişirerek yenilmesiyle değişik bir diyet edinmiştir. Son 10 bin yılda bugün diyoruz, evrimsel bugün de tarımla da çok miktarda karbonhidrat tekrar üretebiliyoruz ve daha önceden beri sevdiğimiz bu şekerlere ulaşımımız artmış durumda. Oysa evrimsel dünde şu 5 diş örneğinde gördüğünüz gibi dişler üzerinde oluklar var. Bu oluklar kıtlıklardan geçildiğini ve fizyolojinin çok tutumlu olmak durumunda olduğunu gösteriyor. Bugün bu aynı tutum bizim kilo almamıza ve kardiyovasküler sorunlar yaşamamıza neden olmaktadır. Arılar öğrendikleri kaynakları kovanda arkadaşlarına da dans diliyle bildirebiliyorlar. Burada öndeki arı yarım daire şeklinde danslar yaparak arkadaki 3 arıya kovanın 30 metre civarında yiyecek olduğunu belirtmektedir. Ama bundan ham madde zehirli olabilir. Arılara kötü etkisiyle tanınan neonikotinoidlerin kullanımı 2006'dan 2011'e kadar 4 katı artmıştır ve yarım milyon kilogramdan 2 milyon kilograma kadar çıkmıştır. Bu arıların ziyaret ettiği, polen topladığı mısırda, nektar topladığı soyada ve nektar ve polen topladığı pamukta da görülmektedir. Ham madde toplamadaki sorunu gördük. Aynı zamanda kovanların kendilerini koruması, yani kale özelliğinde de sorunlar ortaya çıkabilir. Öncelikle asker arılar kendilerini kovan savunmasında feda ediyorlar. Bunlar kovanın en yaşlı bireyleri ve soktukları zaman düşmanı iğnelerini düşmanda bırakıyorlar. Bu iğne bir yandan zehir enjekte etmeye devam ediyor, bir yandan da feromon salgılayıp diğer
askerleri de düşmana davet etmektedir. Arılar, vertebralar haricinde diğer böceklere karşı da kendilerini savunurlar. Bu özellikle tarımda yan yana koyduğumuz kovanlar arasında arıların yollarını kaybetmesinde önem taşımaktadır. Yani arı başka bir kovana girmeye çalışırsa kabul edilmeyecek, böylelikle kendi kovanına göre geri dönebilecektir. Buna rağmen genellikle bizim uygulamamızda arıcılıkta %1 kadar işçi arı yer değiştirebilmektedir. İnfrared kamerayla çekim yaptığımız zaman şöyle ilginç bir durum görüyoruz. Size burada yine bazı arıları işaretleyeceğim. Şu işaretlediğim arıya dikkatle bakın. Önce vücut sıcaklığı diğer arılara benziyor. Burada kırmızı en sıcak, mor ve siyah en soğuk olarak göreceksiniz. Bu arının çevresi bir anda diğer arılar tarafından sarılıyor. Bu çevreyi saran arılar bekçiler ve kovan içine girmeye çalışan arı bu kez kaslarını kullanarak, toraksaki kaslarını kullanarak vücut ısısını arttırıyor ve vücut hidrokarbonlarının yani kimliğinin diğer bekçiler tarafından belirlenmesini, izlenebilmesini sağlıyor. Kimlik eğer kovana uygunsa bu arı içeri doğru devam edip girebiliyor. Bu kadar birbirleriyle etkileşim içinde olan, kovanlar arası değişim, birey değişimi yapabilen ve bütün dünyada yaygın olarak kullanılan bal arısı o halde yeni virüsler, yeni hastalıklara hedef olabilir. Aynı bizim şu anda yaşadığımız salgın gibi bal arısı da birçok salgınla karşı karşıya kalmıştır. Şu ölümlerin çok olduğu dönemde Galbraith ve arkadaşları 7 adet yeni virüs bulmuşlardır. Virüslerin her biri bir satırda gösterilmiştir ve yeni virüsler kırmızı renkle belirtilmiş durumda üst panelde. Alt panelde ise bu virüslerin dünyadaki dağılımına bakıyoruz ve Avustralya'dan Amerika'ya kadar her yerde bu virüsler şu anda dağılmış durumdalar. Maske kullanımı tabii arılar için mümkün olmayacak ve kovanın sosyal yapısı da bu virüslerin hızla yayılmasını sağlayacaktır. Yine kovanın diğer dönemlerde çok iyi bir şekilde hayatta kalabilmesini, başarılı bir şekilde üremesini sağlayan diğer bir özelliği yaşlara göre iş bölümü. Kovan içinde söylediğimiz gibi en yaşlı arılar, 25 yaşın 21 yaşın üzerindeki arılar gün olarak yaşı sayıyoruz. Savunma işlerinden sorumlu. Daha genç arılar, yine de yaşlı grup, tarlacılık yapıyor, gidip dışarıdan ham madde topluyor. En genç arılar ise yukarıda görüyoruz. Temizlikten mesuller, kovanın içini temizliyorlar. Orta yaştaki arılar yavru bakımı yapıyorlar. Ve hemen her yaştaki arı birbirleriyle yiyecek değiş tokuşu yapıyor. Bu yiyecek değiş tokuşunda toplanan ham madde, karbonhidratlar genç arılara doğru gidiyor. Proteinler ise hem genç yavrulara hem de yaşlı tarlacılara uçmak zorunda olan arılara doğru hareket ediyor. Bu yaşlar ve işler gördüğünüz gibi bir olasılık dağılımı izliyor ve bir esneklik gösterebiliyor. Mesela tarlacı kaybedecek olursak yerine bunu genç arılardan koyabilmemiz lazım. Biz bu esnekliğin temelinde genetik, hormon ve feromon etkilerini belirledik. Yaşlı arılar feromon salgılıyorlar ve bu feromon genç arıların hızını yavaşlatıyor. Tarlacıya doğru gelişme hızını yavaşlatıyor. Fakat genç arılar olmadığı takdirde yavruların, burada gördüğümüz yavruların isteği üzerine en yakın olan, yaş olarak, gelişim olarak en yakın olan tarlacılar geri dönüş yapabiliyorlar. Bunu burada şu yıldızla gösteriyorum. Yani gelişim iki yönlü. Bu esneklik normalde bütün kovanın düzgün bir iş bölümüne ve
demografiye ulaşmasını, nüfusa ulaşmasını sağlıyor. Oysa neonikotinoidler gibi hastalıklar gibi çok aşırı ölüme neden olan etkenler bu esnekliğin sınırlarını zorluyor. Corey ve arkadaşları 2011'de günde %30 kadar genç arı hızlı tarlacıya dönüşecek olursa, yani %30 kadar bir tarlacı kaybımız varsa, kovanın nüfusunun hızla azalacağı ve kovanın çökeceğini gösterdiler. Yani esnekliğin bir sınırı var. Evrim mücadelesinde esnekliğin önemi ve sınırı bilinen bir kavram. Chevin ve arkadaşları bunu bütün canlılar için çevre değişimi hızı olarak y ekseninde gösteriyor ve esneklik olarak da x ekseninde gösteriyor. Hemen her esneklik seviyesi için canlıların yok olabileceği düzeyde bir çevre değişimi söz konusu. Tabii bu sadece bir kovan için değil, bütün arılar için ve bütün insanlar için de geçerli. Olaya dünya düzeyinde bakarsak kovan sayıları aslen azalmamakta. Nüfus artımıyla oranlı olarak kovanlar da artmakta. Dünya çapında 1960'lara göre iki katı kovan var. 1960'larda 43 milyon kovan varsa bugün bu sayı bunun iki katı olabilmiştir. Peki bu yeterli mi? Tozlaşma gereksinimi arı artışını aşmaktadır. Eisen ve arkadaşları 2009'da tozlaşma gerektiren üretimin 3'e katlandığını gösterdiler 1960'lara göre. Oysa bal üretimi bal arısı sayısıyla çok oranlı ve sadece 2'ye katlamış durumda. Aradaki fark yıllar boyu hızlanarak artmakta. Peki bal arısı bu değişen dünyamızda yaşamaya devam edebilir mi? Arttırabilir miyiz yeterince? Buna ben olumlu bir yanıt vermek istiyorum. Yeni gıda ve yaşam şeklimizi, eski uyumlarımızı bilerek değiştiriyoruz. Gıdamızı değiştiriyoruz, şekerli yiyeceklerden kaçınıyoruz, sağlıklı bir ömür sürebiliyoruz. Arıların da tek tek sorunlarını çözebiliyoruz. Mesela neonikotinoidler Avrupa Birliği çapında yasaklandı yakınlarda. Ama daha büyük bir sorun var ortada. Sürekli biraz daha üremek ve mesela spor ayakkabılarımızı giyip komşularımızı geçmek istiyoruz. Burada sanki ufkumuz benden sonra kıyamet düzeyinde. Bunu geçebilirsek, bunu değiştirebilirsek ve binlerce nesillik evrimsel zaman ufkumuzu belirleyebilirse hem bal arıları hem de insanlar varlıklarını sürdürebilirler. Arılar yok olursa insanların yalnızca 4 yıl ömrü kalır. Belki de Einstein bu sözü söylerken gıda üretimi ve tozlaşmayı kastetmemiştir. Ben bu sözü biraz değiştireceğim. Arıları bile yok edebiliyorsak bizim de ömrümüz sayılıdır. Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. Hepinize teşekkürler.